Hangisi daha münasip? Çok iyi oldu demek mi? Yakınıp dövünmek mi? Türkiye terör devletine izin yok demişti anlaşmaya göre. Terör devletine izin verilmeyecek. Türkiye güvenli bölge kurulsun demişti anlaşmaya göre. Güvenli bölge kurulacak. Türkiye amaçlarımıza ulaşmadan harekat bitmez demişti anlaşmaya göre. Amaçlarımıza ulaşılmadan harekat bitmeyecek. Türkiye PYD-YPG'yi sınırımızdan söküp atacağız demişti. Anlaşmaya göre YPG, PYD sınırdan sökülüp atılacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne verdiği destek bitsin demişti. Anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve YPG üzerindeki koruması kalktı. Böyle bir durumda yakınmak, dövünmek yerine iyi oldu demek. Ağlaşmak, mutsuz olmak yerine Türkiye kazandı demek. Olumsuzluk rüzgarları estirmek yerine rahatladık demek. Mırın kırın etmek yerine oh be demek. Çok daha münasip değil mi? Ona da ağlaşıyorlar, buna da ağlaşıyorlar. Terör devletine izin yok diyerek harekat başlatılınca savaşa hayır, diplomasi devreye girsin falan diye ağlaşıyorlar. Masada anlaşma sağlanarak harekat durdurulunca geri adım atıldı harekat durduruldu falan diye ağlaşıyorlar. Ona da ağlaşıyorlar, buna da ağlaşıyorlar. Ne istiyorlar bilmiyorum ki. Bravo CHP'li Ünal Çeviköz. CHP'nin diplomasi kökenli genel başkan yardımcılarından Ünal Çeviköz, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumlarken şunları söyledi. YPG bölgeden çıkacak, silahlar bölgeden çıkacak, 32 kilometrelik derinlik sağlanacak, kazanımlarımız güçlü, Türkiye açısından istenen bütün unsurlar elde edilmiş durumda. Bravo Ünal Çeviköz. Muhalefet olmanın ille de hakkaniyete uzak tavırlar sakınmak anlamına gelmediğini bariz bir şekilde gösterdiğin için. Bir Trump politikası öneriyorum. Şöyle bir politika. Bu adamın münasebetsizliklerine, densizliklerine, dandun konuşmalarına falan hiç takılmadan ve aldırmadan, Türkiye'nin çıkarlarına denk düşen yaklaşımlarından azami derecede faydalanmak. Gazeteci dediğin kişi böyle konuşmamalı. Gazeteci amacımız demez, Türkiye'nin amacı der. Harekat yapıyoruz demez, Türkiye harekat yapıyor der. Sahada kazandık demez, Türkiye sahada kazandı der. Masada kazandık demez, Türkiye masada kazandı der. Güvenli bölge oluşturuyoruz demez, Türkiye güvenli bölge oluşturuyor der. Gazeteci dediğin kişi siyasetçi değildir, karar alıcı değildir, asker değildir, diplomat değildir, devlet yetkilisi değildir. Bu nedenle siyasetçi gibi, karar alıcı gibi, asker gibi, diplomat gibi, devlet yetkilisi gibi konuşmaz. Uçaktaki Erdoğan'la ilgili gözlemlerim doğru çıktı. Bakü seyahatinden dönerken gözlemlediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili izlenimlerimi şöyle anlatmıştım. Gemileri yakmış gibi değildi. Tüm adımlarını kılı kırk yaran bir hesap kitap içinde atıyor gibiydi. Bir macera atılmış gibi değildi hamlelerini, esneme paylarını gözeterek planlamış gibiydi. Kapıları kapatmış gibi değildi. Sonuna kadar müzakereye açık gibiydi. Çıkan sonuca bakınca, gözlemlerimde haklı çıkmış gibi değil miyim? Asla yapmam. Asla kuyruğa girip yeni çıkan iPhone telefon almaya kalkışmam. Trump'la asla para alışverişi yapmam. Asla yolculuğa çıkmam. Canavarlı, hortlaklı, yaratıklı filmleri asla izlemem. Hayatın yavaş aktığı yerlerde asla yaşamam. Barışmayacaksam asla kavga etmem. Bir klas duruştu Nuri Faktil. Bir otel defteriydi Nuri Faktil. Bir bitmeyen yürüyüştü. Bir Kudüs sevdasıydı. Bir aykırıydı. Bir gizli sevdaydı. Bir küskünlüktü. Bir kaçıştı. Bir iradeydi. Bir vazgeçişti. Bir üstüne üstüne gidişti. Bir anlaşılamama abidesiydi. Bir yok sayılma fedaisiydi. Bir devrimciydi. Bir delikanlıydı. Nuri Pakdili kaybettik. Allah rahmet eylesin.